Herkese selam arkadaşlar. Ben Gökhan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için yeni bir solo incelemesi yapacağım. Yavuz Çetin'den Yaşamak İstemem yapacağız bugün. Aslında normalde sırada olan şarkı bu değildi ama geçen hafta bir Instagram'dan bir anket yaptım ve korkunç fazla Yavuz Çetin cevabı geldi. Yaşamak istemem özellikle. Ben de o yüzden dedim ki bu sefer madem öyle ben de bunu öne alayım. Bu kadar isteyen arkadaş varken yararlansınlar ve tabu olmadığına dair ve birebir çıkartamadıklarına dair birçok şikayet aldım. O yüzden de dedim ki bu sefer hadi tabu yazayım, yazmayı deneyeyim. Ben de ilk defa yapacağım. Umuyorum yaparım. Diyeceğim o ki parçayı incelemeye başlayacağız. Sizin için intro rifflerini çalacağım. Nasıl çalındığını anlatacağım. İki gitar kanalı var, ikisini de göstereceğim. Bir tanesi Tiz'den. Bir tanesi de Pest'ten. Bir tanesinde Wah pedal var. Bir tanesinde de Phaser efekti var. Ve parçanın tonu Mi minör. Yani Mi minör pentatonikten solo'yu çalıyor. Aynı zamanda riffleri de zaman zaman tabii Mi blues gamına da giriyor. Bunları nasıl yaptığını anlatacağım. Pena ile alakalı konuşacağız. Hangi pena alma şekliyle bazı hareketleri yaptığından size bahsedeceğim. Alternatiflerinden de bahsedeceğim. Daha kolay yapabilmeniz için. Bu parça çok önemli bir parça bence. Çünkü Yavuz Çetin trajik ölümüyle ne yazık ki birçok bakış açısını bence değiştirdi. Özellikle ülkemizde rock, blues ve gitara bakış açısıyla alakalı çok büyük yol alınmasını sağladı. Bu tabii ki çok üzücü, trajik bir olay. Bu arada izlemeyen varsa lütfen Blue belgeselini izlesin. Gerçekten bir müzisyenin ülkede ne kadar sıkıntı çekebileceğini ve ne kadar zorluklarla mücadele ettiğini anlamanızı sağlayacaktır eminim. Neyse konumuza dönelim. Şimdi birkaç notum var size. Birincisi birinci parmak. Sol el birinci parmağınızı her bastığınız notaya hafif bükerek basarsanız eğer daha bluesy bir hissiyat vermenizi sağlayacaktır. Bu önemli. Çalarken de göstereceğim. Hadi o zaman başlayalım. Evet, şimdi iki tane riffimiz var dedim. Aslında üst üste çalınan. Bir tanesi Mi minör pentatonik, birinci minör pentatonik pozisyondan çalınıyor. Yani 12. perdeye geliyorsunuz, yerleşiyorsunuz. Gamım klasik olarak 15-12, 15-12, 14-12, 14-12, 14-12, 15-12. Aşağıdan yukarıya doğru çaldığımda perde numaralarıyla söylüyorum. Daha kolay anlaşılsın diye. Mi minör pentatonik ana pozisyondan giriyor. Zaten davulla beraber girecek. Davulla beraber unison bir hareketle giriyorlar. Yani şu. Bunu da birkaç farklı şekilde yapabilirsiniz. Yavuz Çetin daha çok alternate picking kullanarak bunları yapıyor. Ama siz bağ da kullanabilirsiniz. Alternate picking zor bir teknik çünkü. Çalışması fazla çalışma isteyen bir teknik. Eğer bunda zorlanırsanız bağ da yaparsınız. İkisini de göstereceğim. Sol 12'den giriyor. Sol 12, Re 14, Re 12. La 14, 13, 12 ki burada blues gamına giriyor. Sonra da La 10'a çekiyor. Slide yaparak bitiriyor. Şu şekilde yapabilirsiniz aslında. 12, Re 14 olduktan sonra pull yaparsınız 12'ye. Yani 3. parmağınızı takıp çekersiniz. Sonra 14, 13, 2'ye isterseniz alternatif vurabilirsiniz veya onları da pull yaparsınız. Sonra da 10'a çekersiniz. Veya bu hareketi yaptıktan sonra davulla beraber Wah pedalla riff'e giriyor. Wah pedalı da burada, wah pedalınız varsa bunu çalarken aşağı yukarı hızlı hızlı hareket ettirerek yapmayın. Wah pedalı burada EQ pedalı gibi kullanıyor. Yani aslında bas ve tizlerle oynamak için bunu kullanıyor. Bir bölümde tutarsanız, havada tutarsanız wah'ınızı açtıktan sonra veya ortada bir yerde ve onu çok yavaş hareketlerle indirirseniz çok daha farklı bir sound çıkacaktır. Wah pedal gibi tınlamayacaktır. Burada bu riff'te o da öyle yapmış. Ne yapıyor? Hemen riff'i inceleyelim. Şimdi burada ne yapıyor? Re 12'den giriyor. Ve dediğim gibi o bükme hareketini yapıyor bakın. Ama release yapmıyor. Yani teli bırakmıyor. Büktü. Re 14 vurdu. Sol 12. 14. 14. Pull 12. Re 14. La 14. Yukarıya doğru çıktı. Ben 3 ve 2 kullanıyorum yaparken. Fingering parmak yerleşim olarak. İkinciye girdi. Sol 12'yi vurdu. Bu sefer 14, 12, 14, 12 diye iki tane pull yapıyor. Yani 14'e vuruyor, pull yapıyor, 14'e vuruyor, pull yapıyor ve devamı aynı. Sonra tekrar birinciye dönüyor. 14, 14, pull yapıyor, yukarı çıkıyor. Ve 12, 14 yaptı. Şimdi tekrar en baştaki hareketini yapacak. Bu ilk başı böyle. Bu hareketi yaptıktan sonra zaten diğer ikinci gitar kanalı devreye giriyor. Bas ve davulla hep beraber burada giriyorlar. Burada ne yapıyor?
Bu arada bu kanalda da gitarda phaser efekti var ama phaser'ı o kadar hafif kullanmış ki tam phaser olduğunu anlamak gerçekten çok zor. Speed'ini bayağı düşük tutmuş. Siz de benim gibi yazılım kullanıyorsanız phaser efekti verip benzer bir ton alabilirsiniz. Aynı şekilde wah kullanıyorsanız da dediğim gibi bunu deneyebilirsiniz. Bu arada gitar sound'u bence biraz fuzzy bir sound. Yani faz pedalı var kesin kullandığı. Ben kendi gitarımda kaydederken ilk başta dinlediğinizi köprü manyetiğinde kaydettim. Wah ve biraz faz koydum üstüne ve o şekilde o sound'u çıkart, yakın bir sound çıkartmaya çalıştım kendimce yani. Siz de böyle bir şey deneyebilirsiniz. Her neyse riff'e giriyorum şimdi. Yine biri büktüm. La 5, La 7. Re 5, 7, 7 pul 5 re telinde. La 7 ve mi 7. İlk başta bunu yapıyor ama bu sefer ikinciye girdiğinde burada ince sol değil de kalın sole giriyor. Yani üçüncü perde en üst tel, mi teli. Sonra 5'e vurup 7'ye slide yapıyor. Sonra birinci parmakla 5'e pena ile tekrar vuruyor. 3, 5, slide 7, 5, 3, boş mi? Burada pull veya pena ile de vurabilirsiniz. İkisi de olur. Sonra tekrar birinciye döndü. Burada yaptığı hareketin aynısını burada yapacak. 5, 7, 5, re, la tellerinde yaptım. 7, 6, 5, mi telinde ve 3. Bu da böyle. Artık soloya başlayabiliriz. Şimdi bu ilk başta yaptığı intro birinci ve ikinci gitardı. Şimdi soloya girerken de yine 12. pozisyona geri geliyoruz. Birinci minör pentatonik pozisyona gireceğiz. Re 12'den 14'e kaydı. Burada kayarken saymanız lazım. 2, 3, 4, 1, 2. Yani 1, 2, 3, 4, ikinci dördün ikisinde C15'e vurmanız gerekiyor. 15-12, orayı bir baştan sona çalayım daha iyi kulağınızda netleşsin. 1, 2, 3, 4, 1, 2. İlk cümle bu. Ne yaptı? 12'den 14'e slide yaptı. Burada vibratoyla bunu süsledi. İkinci dördün ikisinde 15'i vurdunuz. 15, 12 yaptınız C telinde. Sonra sol 14'te full bend yapıp indirmeden, release yapmadan sol 14'e tekrar vurdunuz. Sonra sol 12, re 14, üçüncü parmakla ve re 14'e bara yaptınız. Sol 14, tekrar re 14. Ama burada bu öldürme hareketini yapıyorum. Yani parmağımı şöyle yukarıya doğru kaldırıyorum ve öldürüyorum. Sonra sol 12'de bir vibrato ile vurgu veriyorum. Ondan sonra da 14-12 pull yapıyorum. İlk bölüm bu. Sonra çok tatlı bir hareket. Yine klasik, ben buna Chuck Berry hareketi diyorum. İlk Johnny B. Goode'da herhalde yapılan örneklerinden biridir. Ne yapıyor? Aşağı vurup sol 14'te bend yaptıktan sonra birinci parmağınızı 12 ve C ve Mi 12'ye bara yapıyorsunuz. Burada 1, 2, 3 yaptıktan sonra tekrar C teline yukarı vuruyor. Ya ben bunları yaparken picking olarak aşağı aşağı en altta bir yukarı vurmayı tercih ediyorum. Aşağı aşağı yukarı yukarı oluyor yani Mi 12 ve C 12, öyle düşünün. Sonra üçüncü parmakla C 15'e vurdum. Buna pre-bend diyorum çünkü bendi yapmadan teli kaldırıyorum, büküyorum ama vurmadım. Full kaldırmışsınız gibi düşünün. Yani full yapmışsınız gibi düşünün ama vurmuyorsunuz. Havadayken vuruyorsunuz. Yani şöyle oluyor. Ve ben bunu yaparken hep yukarı vuruşlarla bu hareketi yapmayı tercih ediyorum. Daha çok hoşuma gidiyor. Yani aşağı aşağı yukarı yukarı C15 ve sonra 17'ye doğru çekip havada vurdum. Sonra Mi 15'e iniyorum en alt tele. Bu da çok klasik bir bluescu numarası. Aslında Mi 15'te full bend yapıyor. Ama bendin sonunda birazcık daha kanırtarak 1,5'a çekiyor sesi ve bence acayip tatlı bir hava yaratıyor. İşte bluesun güzelliklerinden bir tanesi de bu tip hareketler. Bunu yaptı. Sonra onu biraz daha kaldırdı ve tekrar 15'e vuruyor. Mi 15'e ve burada vibrato vurgu veriyor.
Sonra ne yaptı? 15'te vibrato yaptıktan sonra mi si yapıyor. 12'ye bara yapıp tekrar. 12 12 si 15 full bend. Mi 12 si 15 si 12 sol 14 sol 12. Bu sefer full bend yapıp indirip pull yaptı. Bu da çok klasik kullanılan bir hareket. Sonra da re 14 re 14 yaptı. Yani şöyle oldu. Bu da ikinci gruptu. Şimdi geldik üçüncü gruba. Burada da la teline çıktınız. Yine aynı pozisyondayız. Hala birinci minör pentatonik pozisyonda. La 14. Slide'ımı yaptım. 12'den 14'ü kaydırabilirsiniz la telinde. İki tane re 12 vurdum. Tekrar la 14'e çıktım. Sonra re 12 re 14. Bunların hepsini bu arada ben aşağı vuruyorum. İsterseniz alternatif de deneyebilirsiniz ama bence aşağı vurulabilir. Re 12, re 14 yaptıktan sonra sol 12, re 14, tekrar sol 12 ve burada bir vibrato yapıyorsunuz. Yani burası. Ondan sonra da sol 14, sol 12 ve şimdi de önceki harekete benzer bir hareket var. Yine sol telinde klasik bendinizi yapıyorsunuz 14'te. Full yaptınız. Ama bu sefer normalde C'ye vurması beklenirken C'ye vurmuyor. Buradan ince mi'ye atlıyor bendden sonra. Full yaptı. 12, 12. Mi ve C tellerini yukarı yukarı vurdu. C'yi 15'e vurup tekrar pre-bend muhabbetini yaptı. Havaya kaldırıp sonradan vurdu ve havada vibrato yaptı. Bu arada vibrato yapmak zorunda değilsiniz. O daha sonra oturabilir. Çünkü zor bir harekettir o. Hemen yapmak durumunda değilsiniz. Biraz önce çalışın, ondan sonra oturtursunuz. Şimdi geldik en son ve zor bölüme. Ama önce burayı bir kez daha çalayım. Bundan hemen sonra şu box'lı bölüme geçiyor. Bence solun en zor yeri burası. Çünkü teknik olarak burada sağ elinizin tam olarak ne yaptığından emin olmanız gerekiyor. Burada bir alternate picking durumu var. Yani aslında kısaca anlatayım size nasıl olduğunu. 15'e vurup 12'ye çekiyorsunuz ince mi'de. Aşağı vurdum, pull yaptım. Sonra 2 veya 3. parmağınızla si 15'e vuruyorsunuz. Sonra tekrar mi 12'ye vuruyorsunuz. Yani 1, 2, 3, 4, klasik bir dörtleme gibi başladık. Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi burada C15'te bir full bend koymanız gerekiyor. Ondan sonra tekrar Mi 12. Picking olarak da aşağı pull, yukarı aşağı, bend yukarı, Mi 12 aşağı yaptım ve penam aşağıda bitti. Şimdi bu grubu sürekli tekrar edeceğim. Bu bir box grubu. Bunu tekrar etmek için de alternatif çalmam gerekiyor ki aşağıda kalan penam yukarıya başlayarak olayı devam ettirebilsin. Bu sefer ne oluyor? İkinci gruba Mi 15'ten gireceğim zaman yukarı başlamak zorundayım. Yukarı pull, aşağı si 15, yukarı mi 12, aşağı bend bu sefer, sonra yukarı. Şimdi ikinci grupta da diğer picking bölümünü yaptım. Yani aşağı başladım, bitirdim, yukarı başladım, bitirdim. Aşağı başlayacağım, bitireceğim, yukarı başlayacağım, bitireceğim. Kısaca şöyle oluyor. Şimdi sağ elime dikkat edin lütfen. Aşağıda bitti. Yukarıda bitti. Aşağıda bitti. Aşağıda değil, yukarıda bitti. Şimdi bundan 5 tane yapıyor. 5 grup yapıyor aslında. Ama 5.'sinin sonu daha farklı. 5.'sinin sonunda C15'teki bendi uzatıyor. Sanki ölçünün sonunu tamamlar gibi, öyle düşünün. Yani 1 2 3 4 5. Ondan sonra da ne yapıyor? C15'te full bend yapıyor. İndirip 12'ye çekiyor. Sol 14, sol 12 ekliyor. Re 14, sol 12, re 14, sol 12'de vibrato yaparak bitirdi. Yani parçanın solosunun tamamı da bu. Yani ne yaptık? Şöyle baştan tekrar edelim.
Evet, solumuz böyle. Dediğim gibi sound olarak da buna yakın bir şeyler çıkartmaya çalışmanız için gereken şey fuzzy bir ton. Gitar çok önemli değil bence. Strat veya Les Paul tarzı, humbucker veya single tarzı bir magnetikle de benzer bir sound çıkarırsınız. Ben dediğim gibi ben humbucker seviyorum, o yüzden bunu kullandım ama Strat'la da yakın bir ton elde edebilirsiniz. Solo ile alakalı anlamadığınız, çıkartmak istediğiniz bir şey olursa sormak istediğiniz her zaman bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan hani gelen mesajlara hızlıca dönmeye çalışıyorum elinden geldiği kadar. Bu arada ayrıca tekrar bu videomun sonunda da teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten çok hızlı artıyor bence. Çok fazla insana dokunduğunu görüyorum. Mesajlardan, insanların dileklerinden bunu anlıyorum ve bu gerçekten beni çok motive ediyor, mutlu ediyor. Elimden geldiği kadar bunu yapmaya devam edeceğim. O yüzden dediğim gibi Instagram'dan yaptığım soru cevap ve anketlere katılın. Benim yönümü belirlememe de yardımcı olmuş olursunuz. Sizin eksikleriniz neler? Ve ne tarafa daha yönlenmemiz gerekiyor? Buna da beraber karar vermiş oluruz. Hem de dediğim gibi hem yaptığımız Spotify playlistleriyle birbirimize destek oluruz. Müzik kültürümüzü genişletmiş oluruz. Takipçilerimden bir sürü bilmediğim cover, solo ve güzel şarkı öğreniyorum. Bu acayip güzel bir duygu. Hem de elimden geldiği kadar dediğim gibi gitar kendi kendine geliştirmeye çalışan arkadaşlara yardım ediyorum. Bunun için de lütfen kanalıma abone olun. Yorumlarınızla ve beğenilerinizle bana destek verin. Ben de bu paylaşımları yapmaya aynı şekilde devam edeceğim. Backing track'ler hazırlamaya devam edeceğim. Türkçe klasikleşmiş soloları da çıkartmaya ve tabada dökmeye devam edeceğim. Böyle bir fikrim var. Bu olmayan bir şey. O yüzden bunu oluşturmaya çalışacağım. Kışa daha da hızlanacak eminim. Bu solonun da yaşamak istediğimin de 2 ve 3. solosunu dediğim gibi ayrı bölümlerde inceleyeceğim. Onları da paylaşacağım. Tablarıyla beraber. Bunlara da çalışırsınız. Yani bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi görüşürüz. Kolay gelsin.